Evet Bayan Priya, gelecek için planlarınız nasıl? Sizi televizyon reklamlarında görmeyi bekleyecek miyiz yoksa ülkeniz için mi bir şey yapacaksınız? Ben bundan sonra da elbette ülkem için çalışmak istiyorum. Hindistan'ı daha yaşanılabilir kılmak için. Sen neden buradasın? Hanımefendi ben... Burası piknik yeri değil. Bizler çalışıyoruz burada. Senin de işinin başında olman gerek. Bu merakla beklenen bir röportaj. İnsanlar kısa sürede haber alırlar. Birazdan herkes buraya toplanmak isteyecektir. O yüzden sen kapıya git ve onların içeri girmesini engelle. Çabuk. Kafanı sallamayı bırak. Ve güvenlik görevlilerinin yanına git. Hanımefendi ama Bay Durov'un röportajını... Çabuk sana söyleneni yap. Git. Hiç merak etmeyin, her şey yolunda, evet. Ben sizi geri ararım. Sen beni küçük düşürürsün demek. Şimdi güneşin altında piş bakalım. Bay Durov içeride röportajını yapıyor. Herkes de onu izlemekle meşgul. Bense burada bekliyorum. Tamam. Şimdi seni duyabiliyorum. Kontrol odasında telefon çekmiyor. Söyle şimdi. Dinliyorum. Bayan Priya Dünya Güzellik Yarışması'na katılacak ve bizler de onun bu yarışı da kazanarak ülkemizi gururlandırmasını istiyoruz. Ama bu Bay Durov'un sesi. Evet Bayan Priya, eminim izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Dünya Güzellik Yarışması ile ilgili olarak siz de heyecanlı mısınız yoksa biraz tedirgin misiniz? Aslında her ikisi de. Ülkemi temsil etme şansına sahip olduğum için çok heyecanlıyım. Ama beklentileri karşılayamamaktan da çok korkuyorum tabii. Fotoğraf çekmem lazım. Aditi bunu görmek zorunda. Çok teşekkür ederim Bayan Priya. Sizinle tanışmak bir zevkti. Benim için de. Zahmet verdiysek de özür dileriz. Hiç sorun değil. Peki öyleyse görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Drew, ben senden biraz önce olanlar için çok özür dilerim. Eminim hatalarının farkına vardığın gün bunu senin gözlerinde görebilirim. Hanımefendi. Ben kontrol odasından bütün gerekenleri birazdan ofise getiririm. Bekle. Anne? Alo? 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 Alo anne? Alo? Alo? Hepimiz için yorucu bir gün oldu. Sen eve gidip yerine başka bir teknisyen gönderebilirsin. Ama hanımefendi... Sadece sana söyleneni yap.
Peki ama benim kontrol odasını kilitleyip... Merak etme, ben yaparım. Sen git. Peki hanımefendi. Evet anne. Anne ben... Telefon hiç çekmiyor çünkü oradan. Evet. Tamam, hoşça kal. Şey, çok özür dilerim. Anne beni aramıştı da... Benden istediğiniz bir şey var mı acaba? Teknisyenimiz biraz önce hastalanmış. Onun yerine yeni bir teknisyen gönderecekler. Sonra bütün bunların toplanması gerek. O gelene kadar sen burada bekleyeceksin. Her şeye göz kulak olmanı istiyorum. Ve sakın hata yapmaya kalkma. Buradaki aletlerin hepsi bizim için çok önemli. Ve de pahalı. Efendim İbek. Ne toplantısı? Saat kaçta? Tamam. Dinle. Önemli bir şey daha var. Bu çip. Çip? Of. Bunun ne olduğunu sana ben mi anlatmak zorundayım? Senin köyünde bir düğün olduğu zaman siz onu CD'ye kaydetmiyor musunuz? Biz de Bayan Priya'nın röportajını işte bu çipe kaydettik. Bu bizim asıl kopyamız. Bunun dışında hiçbir kopyası yok. O yüzden ona çok iyi bak. Tamam efendim. Sen bunu yarın sabah saat tam 9'da editöre vereceksin. Sakın el kaybetme. Benim yarın sabah önemli bir toplantım var. Ofise geç geleceğim. Anladın mı? Bir şey daha. Bayan Priya'nın röportajı yarın saat 5'te yayınlanacak. Ondan önce her şeyin hazır olması lazım. Saat 9'da çiple beraber burada olacaksın.